Şimdi babacım geldik, tamam mı? Diğerlerini de çekeceğim. Bu arada boru döşerken yaptığım bir hatayı göstereceğim size. Yani bunlar sizin için önemli gençler. Şimdi durumlar böyle. Borularımız da var. Işıklarımız da var. Bayağı bir ışığımız var gençler. Işık konusunda sıkıntımız yok. Boru da kaçmış. 28 tane de borumuz varmış. Bir boruları mı döşeyelim önce? Önce boruları döşeyelim hadi. Göçebelerin evlerini ısıt diyor. Şöyle bir açalım. Mesela buradan şuraya geldik ya. Şöyle geldik ya. Buna gerek yoktu. Tamam mı? Biz direkt şuradan gidip şuradan bağlayacaktık. Belki birkaç tane boru fazla harcardık. Sonra ama buradan direkt geçiş yapardık. Yani 1, 2, 3 tane boru avantajımız olur. 10 sayacağız burayı. Orayı 7, 3 tane avantajımız oluyor. Direkt burayı hiç yapmayacaktık. Şuradan gelecektik. Neyse sağlık olsun. Şimdi bakalım. Tamam mı? Şimdi şuraya şuradan çekerim zaten. Buradan kesin geçecek. Abi şuradakine nasıl boru çekeceğiz ya? Buradan çekeceğiz mecbur. Tamam ben ilkine bir borumu çekeyim abi. Döşeyeyim borumu. Oğlum. Niye döşüyor? Heh, tamam. Tamam. Bir tane yaptık. Bir tane daha yapacağım. Serhat'tan bu arada 2 hediye abonelik daha geliyor. Toplamda 3 hediye abonelik göndermiş. Teşekkür ederiz Serhat'cığım. Eyvallah. Kesene bereket kardeşim. Burada taşlara dikkat ediyoruz gençler. Yani taşlara takmadan döşeceğiz borumuzu. Şöyle temiz temiz döşeyelim abi. Heh. Buradan zaten şey yapacağız. Şuradan gideceğiz. Yani şuradan dolanmak falan yapmazsınız değil mi lan öyle hatalar? Şimdi burada şuna bakacağız. Tamam mı? Şuradan gitmek mi mantıklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradan gidersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Bak burada avantajımızı gördük. Şuradan hemen döşemeye başlayalım. Hemen abi gel 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 gel. Burada avantajımızı yaptık yani. Şimdi burada en mantıklı şey şuradan gitmek bence. Tamam mı? Şuradan şöyle çıkıp şuraya gitmek. O yüzden şuraya koyacağım ilk borumu. Tamam mı? Buradan zaten şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Buradan şu aradan mı gideyim şuradan mı gideyim? Çok bir şey değişmez ama sonrasında bir boru çekeceğiz ya. Onu düşünerek şuradan şöyle gideceğim. Buradan da direkt şuraya çekerim diye düşünüyorum. Zaten son evim kalıyor oradan da. Değil mi? Borularımızı döşedik. Onlara bakacağız. Onların görevlerine de bakacağız. Bu arada benim kostüm ne durumda? Oo, Kevlar yeter bile. İçeriye bir girelim. Şu ablanın mekanı süslememiştik. Onu da bir süsleyelim. Bitirelim. Tertemiz oldu gençler. Şimdi bir şeye benzedi değil mi? Birkaç silah alacağım. Çok güzel oldu bu arada. Şimdi ilk şu tamirci ve avcı var. Onlarla bir görüşelim. Önce bu kim? Tamirciyle görüşelim. İzciyle görüşelim. Bizden birkaç kişi malzeme almaya gidip geri dönmedi. Bunlar oranın koordinatları, onları bul dedi. Tamam onları bulalım. Abla evi süslemeyelim yani. Evi yaktık ısıttık ya. Onları yapmasa mıydık? Tamam. Neyse. Yağmacıların kampına git diyor. Farklı bir lokasyon gösterecek muhtemelen. Şeyle de bir görüşeyim. Avcıyla da bir görüşeyim. Yani taksi taksi yapmayalım hepsini. O da bir yerlere git derse. Tamirciymiş bu da. Civarda fabrika gibi bir şey bulduk. Muhtemelen orada işe yarar bir sürü şey vardır diyor. Tamam oraya da bakalım abi. Bir de avcıyı mı yaptım ben ya? Oğlum ben ne kadar ev ısıtmışım ya. Yani şu iyilikler yemin ediyorum. Helal olsun bana. Avcıyla da konuşalım. Kar fırtınasının ulumasını duyduğumuz anda hep uzaklara giderdik. Ama buz da peşimizden gelirdi. Bizi gizli gizli takip eden ve fırtınaları getiren canavarı bulalım dedi. Hadi bakalım bulalım. O da mı dışarıda abi? Abi herkes. Kuzey canavarı Wendigo'yu yiyen garip fabrikayı keşfet. Sonra yağmacıların kampına git diyor. Önce ben şuna gideyim abi. Buzlu banlıyor. Kurtların olduğu yer burasıydı herhalde. Eyvallah teşekkürler. Efe'cim bu arada kardeşim mutluluklar diliyorum da yaşlanmış gibi hissettim o yüzden. Boruyu sadece o şeyden bulabilirsiniz arkadaşlar. Tırlı kamyonu daha önce temizlediğim yerden bulabilirsiniz. İsmini hatırlayamadım şimdi de. Bir görüşelim. Hazır ol. Zor bir iş olacak diyor. Tamam. Oo bu kurtlar şey. Çok fazla hızlı damage vuruyor yani. Bu arada yanıma yaklaştırmamam lazım. Çünkü benim biraz zırhımda problem var. Oo ne kadar çok tilki var. Bunları tilkileri avlarsanız sizin için iyi olabilir. Mağarayı inceledik bu arada. Çünkü şöyle tilkilerden soğukta koruyacak elbiseler yapabiliyorsunuz tilki postlarından. Şuraya da bakalım. Bandajımız varmış. İyi alalım hadi. Delileri inceleyeceğiz.
Bir delil de burada var. Oğlum benim gibi havacının birini öldürmüşler ya. Kostümle tesadüf mü sizce? Yoksa bir mesaj mı var burada? İskeletlere bakalım. Bir yem yerleştir diyor. Wendigo'yu çekmek için yem yerleştireceğiz ama yeme... Oğlum tanka bak lan. Oha. Çok iyi ya. İçinden silahım çark çıktı. Ayakkabı çıktı. Ayakkabıyı giyerim abi. Benim oraya şey takmam için et lazım değil mi? O zaman heba olacak bir tane tilkimiz. Alıyorum hemen şuraya. Tamam diyelim. Wendigo bir gelsin. Bak bir Wendigo kaç saniyede çekilir? Hazır mısınız? Kesilir. Avcıya geri dön diyor. Abi avcı neredesin ya? Arkamdaymış. Oğlum avcı kesmiş zaten. Kaçmasına izin vermiyor. Avcı sen kendi başına salça olmasaydın ben onun arasına ağlatırdım. Al bakalım hadi bandaj verelim sana. Tamam bunu yaptık. Mekana geldik. Bir de bunlara bakalım. Şu anda avcı, tamirci ve aşçının mı? Birilerinin baya bir işlerini hallettik. Meşalden de ateş şeyi alabiliyoruz. Bu arada viski arkadaşlar sizi zararlı mararlı mı soğuktan koruyor burada. Bu arada tuvaletimizi de getirdi. Yani bir zombi mombi olsa ölmüştük şu anda. Buradaki izlere bakalım. Ayak izleri var. Gürkan hoş geldin. İyiyim. Umarım sen de iyisindir. Şuraya bakalım bir ayak izi. Kampta yağmalanmış saldırı falan diyor. Öldü mü lan? Öldü adam. Adam öldü ya. Abi yağmacılar oğlum nasıl alev aldı lan o? Heba oldu. Kampları burada gençler. Kamplarını buldum. Vay iki kardeş de burada şu anda ha. Oğlum yumrukla vuruyorsun. Farkında mısın ya? Şş. Aa bizim ekipi şey yapmışlar. Lan ne yandı? Kıvılcım çıktı adamdan resmen ya. Bu efekt güzel olmuş bu arada. Rehinelerle konuşacağız da önce bir ışık pışık varsa abi rehinelerin evini süsleyeceğiz. Bizim için orası daha önemli. Bir konuşalım. Yardım için sağ ol lider gelmeden buradan gidelim diyor. Bir de liderleri varmış bunların. Elhamdülillah ne çok hapşurdum ya. Hasta mı olacağım acaba? Oğlum geliyorlar geliyorlar. Lider geldi. Liderde de ateşli silah var. Benim adamlarımı öldürebileceğini mi zannediyorsun diyor. Bu arada çıplak öldürüyorum şu anda yani. Çıplak bir şekilde öldürdüm. İçinden ne çıkacak? Oo çok güzel. Abi bu fabrika var ya bambaşka bir yer. Bambaşka bir yer. Kapının arkasından ses geliyor. Bir şey var ama demiş. Elektriği aç. Şunları bir halledelim. Burada yapabileceğiz mi bunu? Balta ayarlayacağım şimdi. Dur bakalım. Oğlum burası çok güzel bir şey ya. Elektriği nereden açıyoruz ya? Oğlum yani birkaç tane etkinlik birleşmiş. Normalde biz yılbaşı etkinliğinde bu gelsin diye uğraşıyorduk. Çok güzel olmuş. Şunları bir halledelim. Daha burada bossların falan olduğu olacak herhalde değil mi? Aa bu kadar basit mi? Bence burası kalıcıdır değil mi? Oğlum bir söyleyin yaptınız mı burayı? Buraya normalde kalıcı oluyordu biz buradan da puan kasıyorduk. Bir reisle konuşuyorum. Şimdi elektrik geldi ama şifre gibi bir şey girmemiz gerekiyor dedi. Tamam bakalım. Şifreyi ara. Şuralarda bir yerde yazıyordur. Buradaki de kademe bir abone olmuş. Toplamda 17. aboneliği. Eyvallah Daş hoş geldin. Bir Wendigo'yu daha erittik. Son vuruşu öyle yaptım. Niye öyle yaptım bilmiyorum ama yaptım yani. Normalde şurada bir yılbaşı ağacı vardı şu toprak yerinin içinde. Aa şifreyi gördüm gençler. Şifre burada yazıyor. 1 2 3 4 5 patron unutmayasın diye şifreyi 1 2 3 4 5 yaptım. Yine unutursam bana haber ver. Abi keşke deneseydik arasını satayım değil mi? Vallahi keşke deneseydik. Şu an neredeyiz diyor. Yayın tekrarını izleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla bölge geçtik. 5. yerdeyiz. Yani 5. evimizin görevindeyiz şu anda. Aslında bu 4'ün görevi değil mi? Muallim hoş geldin. Sohbete ilk defa katılmış muallim. Hepimiz hoş geldin diyelim. Komik şifreymiş. Saat gibi işliyor dedi. Evet. Şimdi burada boss'umuz geliyordu. Ben hatırladım burayı da.
Bunlarla yaparız herhalde ya. Abi uyandı. Burada suya basmayacaksın. Elektriği yersin. Tamam, yine şu dolapların arkasından şeyi yapabiliyorduk herhalde ya. Bir bakalım. Wall trick yapabiliyoruz mu? Neyse ben bitireyim. Çok da vurmuyormuş zaten. Şimdi bir daha kalkacaktı bu herhalde, değil mi? Sanki öyle bir şeyler hatırlıyorum. Aynen. Oğlum robot da yakmazsın ya. Robot yakmak nedir, değil mi? Nereye gidiyor? Ha, güç çekecek gençler. Şununla şey yapalım. Oğlum ben silahı hep boşa verdim. Niye sıkıyorsam sıkma, değil mi? Aa bak bak bak, kilitliyormuş bir de. Of oğlum, iyi skill'ler falan vuruyor. Bunlar da şöyle rafların arkasında olursan sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Şöyle yapayım mesela. Abi yine can çekecek. Burada o elektriğe bir müdahale mi yapabiliyorduk? Şalteri kapat abi demiş. Doğru. Ben niye şalteri açık geziyorum? Şalteri kapatamıyorum ki. Ha, bu gidince kapatacaksın değil mi? Hey ona dikkat et. Kendisi mühendislik harikasıdır diyor. Abi böyle kömür çıktı lan içinden. Şalteri kapatabiliyormuşuz gençler. Ben acemice yaptım burayı biraz. Buraya geleceğiz zaten. Ne diyor? Ne dedin abi? Biz orayı kaçırdık da, neyse bakalım. Sağlık olsun. Bir de şuraya da bakalım. Tamam, bunları almayacağım ben. Karlı kaplı çiftliğe geri dönüyor ama ya birkaç etkinlik daha yapsaydık. Ha şurada şeyimiz var. Dur bakalım. Silah diyeyim. Baltam vardır. Bayağı varmış hem de. Şurayı da bir patlatalım ya. Gelmişken. Allah'ım inşallah burası kalıcıdır ya. Şöyle bir hafta var ya, çok oynamamız lazım ama. Tamam, çok güzel oldu. 10 numara oldu. Artık gidebilirim herhalde. Bir şurayı açmadım. Bura herhalde sonraki günler açılır. Merdiveni gösteriyor zaten şu an. Ama bir bakacağım etrafa. Yine şurada görmediğim yerler var mı? Onlara bir bakalım. Kalıcı değil abi diyor ya. Oğlum bir seferlik mi? Aa şurada da bir şeyler var be. İyi, bayağı bir ışık aldık. Şuraya da bir bakalım. Buraya otomoto atılıyor mu ki? Bombamız bile geldi oğlum ya. Maalesef kalıcı değilmiş. Ha kalıcıdan kastım şöyle, etkinlik boyunca kalsa. Hani diğer lokasyonlar 5 dakika sonra gitti ya. Bu 5 dakika değil de şöyle bir 5 gün kalsa mesela. Gelsek her gün biraz da burayı temizle. Burayı seviyorum çünkü. Tamam, burada bitti. Bir bakalım. Gidecek mi? Abi 9 dakika sonra gidiyor ya. Yapma be. Fabrika üzdü bizi. Seni sinirlendiren bir şeyler var yine. İzciyle bir konuşalım. Hepsini sağ salim geri getirdim. Çok sağ ol diyor. Bir şeyler vereceksin mi? Ben alayım mı direkt? Sen vermeden ben alayım. C4 nereden bulunur? C4 buradan bulunurmuş. Bir tane çanta veriyor. Bak bu güzel şeyler verdi. Doldur diyelim oğlum. Çivim yok. Çivimi ayarlayacağım şimdi. Oo, bunun evi de çok güzel oldu değil mi? Halkımız artık güvende. Hepsi senin sayende diyor. Abi süsleme işlerini de yapsak olur mu? Aa güzel şeyler veriyorlar gençler, yani şu falan kolay kolay bulamayacağın şeyler. Doldur diyelim. Pil lazımmış abiye de. Pil diğer de demiş belki Murat, zaten geç gördüm. Sonuçlandır diyelim. Bu abimizin de evi çiçek gibi oldu. Bir tane abimiz üşüdü ya. Onun da borusunu koysaydık çok iyi olurdu değil mi? Bitirirdik etkinliği. Neyse bir sonraki artık yayında veya videoda bitireceğiz. Derim yok bu yüzden hiç üşümem. Oğlum robotu buraya getirmiş. Manyağa bak. Enteresan. Şimdilik abuk subuk konuşuyor ama ben onu yeniden ayarlamayı deneyeceğim. Hala faydası dokunabilir diyor. Ödülünü al diyor. Hadi bakalım. Oo bayağı güzel ödüller verdin sen de reis. Teşekkür ederiz. Doldur derim. Aa şu ışık yok lan. Bir tane oğlum, bir tane ışık. Bir tane ışıkla kalmazsın ya. Bir tane ışıkla kalamazsın yani.